Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz MKD Design'den tasarımcı Sayın Müge Kuzu Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Müge Kuzu Doğan kimdir? Kendi dilinden tanımak isteriz. Buyurun. Çok memnun olurum. Ben 77 Ankara doğumluyum. Ankara'da yaşıyorum. İlayda, Lara ve Berat Alp adında 3 tane çocuğum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Onun dışında bankacıyım. Aslında mesleğim uzun yıllar o sektörde çalıştım, bankacılık sektöründe. Daha sonra istifa ettim, ayrıldım. Ve evde olduğum süreç içerisinde de hobiyle uğraşmayı zaten seviyordum. Vakit bulamadığımdan yapamıyordum. Ama şimdi bir hobiye merak sardım ve bu çiçeklerle, çiçekleriyle tanıştım. Çok hoşuma gitti. Dokusu, görüntüsü, yapılışı çok keyif verdi bana. Bunu ilerletmek istedim ve bunun kursunu aldım. Çevremden de çok güzel tepkiler aldım bu çiçekle ilgili. Siparişler de almaya başladım. Dedim neden bunu ilerletmeyeyim, neden ticarete dökmeyeyim? Daha sonra kokulu taşla tanıştım. Bu da çok keyif verdi bana. Hep böyle bir üretmekten yana olduğum için, yani herkesin bir hobisi olması gerektiğini düşünen biri olarak bu işe yöneldim. Onun dışında bir yılbaşı fuarına katıldım. Hani bir tepkileri ölçmek, doğru yolda mıyım, hangi yola kanalize olmam gerekiyor onu düşünmek için. Orada da çok güzel tepkiler aldım. Öyle olunca bu işe devam etmeye karar verdim. Evet. Hala da devam ediyorum. Ne kadar güzel. Peki bir hikayesi olmalı. Yani şöyle, hikayesi dediğim gibi boşta kalınca ben çok böyle hani evde boş oturan, dediğim gibi biraz önce hani üretmeyi seviyorum. Bir şeyler ama yapmayı seviyorum. Ama neden kokulu taş, neden çiçekler? Yani şöyle, çiçekleri bir televizyon kanalında izlemiştim. Hı hı. Dokusu, görüntüsü çok hoşuma gitti. Bir de çok çalışması keyifli, yani böyle çok masraf istemeyen, çok böyle yer gerektirmeyen, hani tam bana göre böyle döküntüsü olmayan, leke tutmayan çok keyifli bir çalışma. Dediğim gibi görüntüsü çok cezbetti beni. Bir de çok Türkiye'de bilinen bir şey değil. Tabii ki bu işi yapanlar var ama hı hı. Mesela ben Ankara'da fuara katıldığımda çiçeklerimi görenler hayran kaldı ve herkes bunun yapısını, dokusunu merak etti. Yani çok bilinen bir şey olmadığını düşünüyorum. O herhalde beni cezbetti. Yani orijinal, değişik, farklı şeyleri seviyorum. Kokulu Taş'ta bir fuarda yine karşılaştım. Yapan kişilerle tanıştım. Çok hoşuma gitti. Yani kişiye özel tasarım yapmak, bir şeyler üretmek. Yani bunlar tamamen hayal gücüyle alakalı şeyler. Bilmiyorum, dediğim gibi o hobi boşluğunu doldurdum sanırım. Evet. Keyifle de yapıyorum. Peki oldukça fazla tasarım var. Oldukça fazla ürün var. Şimdi ürün yelpazesinden biraz detaylı olarak bahsedelim. Ve ürünler kimlere hitap ediyor? Kimler bu ürünleri talep ediyorlar? Tabii şöyle, genelde bebek ürünleri. Doğum bilgi panoları. Mesela şöyle, annelerimiz doğum yaptıklarında bebeklerin odasına illaki bir şey asmak istiyorlar o günün anısına. Doğum bilgi panoları dediğimiz, şu an o ürünü getiremedim buraya. Her ürünümü getirme şansım olmadığı için mesela doğum tarihi, kilosu, santim, kaç santim doğdu, bunun gibi bilgileri o küçük panolara yapıştırıyorum ve annelerimiz onu odalarında sergiliyorlar. Genelde bebek ürünleri, dekorasyon ürünleri, mesela özel gün hediyelikleri dediğimiz nişan, düğün, kına, doğum günleri. Bu gibi ürünlerde insanlar eskiden yoktu bizim dönemimizde. Evet, yoktu. Doğru. Bunlar çok yeni gelişen ürünler. İnsanlar artık doğum, nişanda böyle badem şekeri falan dağıtmıyor. Bu tip ürünler dağıtıyorlar, ikramlık, hediyelik, o günün anısına yönelik şeyler olarak. O yüzden herkese hitap ediyorum aslında. Evet, çok da doğru. Evet. Herkese hitap ediliyor. Hele artık baby shower'lar evet. da hayata geçtiğinden beri çok keyifli, evet. çok güzel ürünlerle anneler arkadaşlarını tanıştırabiliyorlar. Öyle, değil evet. mi sizlerin sayesinde? Evet, 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 çok keyifli çalışmalarda. Evet, biraz çalışmalarınızın içeriğinden bahsedelim mi? Çok farklı doku dediniz. Evet, dokunun farklılığı nereden geliyor? Şöyle, bu çiçeklerimizin yapısı bildiğimiz oyun hamuru. Çocuk, herkes bilir, herkes illaki bir görmüştür oyun hamurlarını. O oyun hamurlarının dokusunda, ama dediğim gibi bu yaprakların her bir yaprağı sapına kadar, işte bu aradaki objelere kadar her biri elle yapılıyor. O yüzden özel tasarım, yani bu çiçekten aynısı yapılmadığı sürece başka bir çiçek yok. Hani bu çok daha değişik bir özellik oluyor. Çiçeklerimiz 30 gram, yani ne kadar ebat olarak büyüse bile 30 gram çok hafif. Gelinlerimiz için de çok rahat taşıyabileceği, fotoğraf çekimlerinde çok güzel çıkıyor. O anlamda çok güzel. Dediğim gibi tasarım oluşu, sadece kişiye özel olması çok cezbedici. Çünkü insanlar artık şey istiyorlar, hani sadece bende olsun, özel olsun, değişik bir şey olsun istiyorlar. O anlamda biz bu konuda devreye giriyoruz. Evet. Öyleyse kişiye özel tasarımlarınız da bulunmakta. Evet, kesinlikle. Her konuda. Her konuda derken biraz bahsedelim mi? Tabii, açalım mı? Bebek panoları da öyle. Mesela annemiz bebeğin odasını gri, sarı ve atıyorum turkuaz yapmıştır. Bize odasının resmini de atabiliyor. Hani bilgilendirebiliyor. Biz ona göre obje seçiyoruz. Odasına, çünkü yakışması da çok önemli. Odasına astığında birlikte karar veriyoruz aslında. Hani ben panoyu hazırlıyorum istekleri doğrultusunda. Annemiz de onaylarsa onu yapıştırıp gönderiyoruz. Evet. Yani birlikte karar veriyoruz. Evet, beraber karar veriyoruz ve birebir kişiye özel tasarımlar, objeler ortaya çıkıyor diyorsunuz. Biraz yapım aşamasından bahsedelim mi? Zorlu bir süreç olduğunu zannediyorum. Yani şöyle, bu mesai isteyen bir iş, sabır isteyen bir iş. Çünkü ben bu işe girdiğimde benim 3 çocuğum var. Eşimin zamanından ve çocuklarım zamanından almış oluyorum bu. Hem kendi özel hayatımdan, ama keyifle yapıldığı için buna zaman harcanıyor. Bu kokulu taşların dokusunda ham maddesi taş tozu. Taş tozları özel bir işlemden geçiyor ve bunların her bir gördüğünüz objelerin silikon kalıpları var. O kalıplarla buluşuyor. Belli bir sürede donmaları bekleniyor, boyanıyor. Boyamamız gerekiyorsa boyama işlemi yapılıyor ve artık ondan sonrası hayal gücümüze kalıyor. Dediğim gibi müşterimizden ne istiyorsa, isteğe bağlı olarak ya da kendi hayal gücüme göre. Çünkü çoğu müşterimizde hani biz size güveniyoruz, siz çok zevkli işler yapıyorsunuz, hani size bırakıyorum gibi tepkiler de alıyoruz. Öyle olunca da böyle güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Evet, gerçekten de muhteşem güzellikler ortaya çıkıyor. Farklı tasarımlarda, farklı renklerde, farklı kokularda, farklı dokularda. Çok muhteşem eser diyeceğim ben bunlara, çünkü bunlardan edindiğimiz takdirde çok uzun yıllar bizimle birlikte yaşayabiliyorlar. Tabii tabii, uzun yıllar, evet. Yani bizimle beraber yaşayabiliyorlar. Evet. O yüzden eser olarak nitelendiriyorum. Peki kokulu taş ve çiçeklerinizin haricinde de yapmış olduğunuz farklı tasarımlarınız var mı? Yani şu an için projelerim var, ama dediğim gibi yoğunluktan tek çalışıyorum ve yoğunluktan dolayı çok fazla açılamıyorum. Umarım onun için de zaman bulacağım. Mesela çiçek hiliyle taş birleştirmeyi çok istiyorum. Yani panolarda da çiçeği kullanmak istiyorum. Evet. Onun dışında çanta var. Tamamen mecmualardan yaptığım bir çantam. Pörtföy çanta. Bunu lütfen şöyle kamerada da, yakın kameramızı eğer bir geçebilirsek göstermek istiyorum. Çok şık bir çanta. Mecmualardan yapılmış olan bir bayan çantası. Oldukça da kullanışlı. Çok farklı bir tasarım. Her yaşın kullanabileceği bir çanta olarak görüyorum bunu. Ellerinize ve emeğinize sağlık diyorum. Nasıl yaptınız peki bunu? Bunlar mecmua kağıtlarından yani ben bunu mecmua kağıtlarından yaptım, ama tek farkı üzerlerine özel bir solüsyonla kapladım ki, çünkü biliyorsunuz kağıt çok dayanıklı olmayabiliyor. Özel bir solüsyonla kapladım ve bunlar tek tek parça olarak elde yapılıyor. Daha sonra birleştiriyor, misinayla dikiliyor. İstediğimiz ebatta, mesela yeni bir müşterim benden böyle bir çantayı şöyle istedi. 2 kızı varmış. Hani hepimizin fotoğraflarını, yani her bir karede birimizin fotoğrafı gözüksün istiyorum dedi. Şimdi onu hazırlamaya çalışıyorum. O da bitince Instagram sayfamda paylaşacağım. Dediğim gibi hani kişiye özel olduğu için isteklere bağlıyız. Bu şekilde de olabilir. Siyah beyaz da yapılabilir. Her türlü çalışılabilir. Her türlü çalışılabilir, evet, diyorsunuz. Şimdi ışıklı panolarınız var. Evet. Bu ışıklı panolar hakkında da biraz bilgi alalım mı? Hazır tabii, ürünlerimizden, tasarımlarımızdan tabii, bahsederken öncelikle onları tamamlayalım. Ondan evet, sonrasında tabii size nasıl ulaşılacak ya da hedefler, bunların hepsini konuşacağız. Tamam. Işıklı panomuz çok sorulan bir pano. Çok da tercih edilen, herkesin ışıklı pano istiyorum diye dönüşleri oluyor. Işıklı panomuz bu şekilde. İçinde pille çalışıyor ve çevirdiğimiz zaman böyle bir lambamız yanıyor. Herkes bunu soruyor, hani devamlılığı sağlanıyor mu, hemen bitiyor mu gibi. İçinde dediğim gibi pil mekanizması var. Onu çıkarıp yenilediğimiz zaman tekrar devamlılığı sağlanabiliyor. O anlamda ışıklı pano, herkes ışıklı pano, ışıklı pano diyor. Bu da bu şekilde. Evet, yine siz hazırlıyorsunuz, evet, siz tasarlıyorsunuz, hı hı, kişiye özel. Evet. Bu sadece bir bebek odası için olmayabilir, belki de bir gelin adayı, damat adayı tabii, için tabii, de yine hazırlanabilir. Tabii, tabii. Ya da evlerimizde, iş yerlerimizde farklı bir konsept tasarlanıp tabii, tabii, yapılabilir değil tabii mi? Tabii, her şey olabilir. Hayal gücümüz, isteğimiz doğrultusunda her şey olabilir. Evet, bir de sanat kili ve çiçek kili. Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi çiçeklerimiz çiçek kili, biraz önce de bahsettiğim evet, oyun hamuru tarzında evet, bir dokusu var. Bunlar şekilleniyor. Şekillendikten sonra her bir yaprağı ayrı ayrı elde geçiyor. Ve bunlar bir yaklaşık 10 saat havayla kuruyan bir malzeme. Hı hı. Yani bilmiyorum, seramik falan biliyordur izleyicilerimiz. Onlar fırında kurutuluyor. Fakat bu havayla kuruyan bir madde. Büyüklüğüne, şekline göre tabii zaman değişebiliyor. 24 saate çıkabiliyor. Ama böyle bir çiçek için hepsi 24 saatte tamamen kurumuş ve bu hale gelmiş oluyor. Peki tasarım, yapım aşaması da 24 saat mi? Hayır, kuruma aşaması 24 saat. Kuruma aşaması. Tabii. Biraz o aşamadan bahsedelim mi? Örneğin şöyle bir buketi ne kadar zaman içerisinde hazırlayabiliyorsunuz? Böyle bir buketi, yani normalde elimdeki siparişlere göre ben sipariş süresi belirliyorum ama bu işe başladığım, yani 3-4 gün içerisinde, başka bir işle uğraşmamak kaydıyla 3-4 gün içinde bitirebilirim. Evet, 3-4 gün oldukça emek. Her bir parçası elden geçtiği için burada gördüğünüz sapları bile tek tek elde yapılıyor. Evet. O yüzden çok cazip geliyor insanlara da. Evet, gerçekten tasarım de öyle. Çok büyük bir emek, çok kıymet verilmesi gereken ürünler diyorum ben. Peki kokulu taşlarımız ve kalıplar. Genelde duyduğum kadarıyla bu işle uğraşanlar, gerek hobi için olsun gerek ticaret için olsun, kalıp konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Doğru mu? Yani evet, kalıp sıkıntı. Bir de kalıp çok pahalı. Çok pahalı bir malzeme. Bir de ben genelde herkeste olan şeylerden çok farklı ürünler istiyorum ve stilist arkadaşlarla çalışıyorum. Onlarla çalışınca da tabii her güzel şeyin bir emeğin karşılığı oluyor. Öyle olunca tabii biraz yoruyor, maddi anlamda bizi yoruyor. Ama mecburuz, hani bu işimizin temeli, ham maddesi benim silikon. Silikon ve kalıp olmazsa bu güzel şeyler çıkmaz ortaya. Çıkmaz diyorsunuz. Evet. Özellikle silikon kullanılmasının bir sebebi var mı kalıplarda? Yumuşak olması, çünkü taş tozu suyla belli bir oranda karıştırılıp, işte renk isteniyorsa renklendiriliyor, koku, illaki koku ekleniyor ve bunlar silikonlara dökülüyor. Belli bir zaman içerisinde onun donması gerekiyor ve o silikon taşı, donan taşı silikondan çıkarmamız için silikonun olması ve yumuşak olması gerekiyor ki hem doku çok ortaya çıksın hem de kolay çıkabilsin diye. O yüzden silikon kullanılıyor. Evet. Peki yüksek miktarlarda istenildiği takdirde, ürünlerinizden talep edildiği takdirde ne kadar öncesinde size haber verilmeli? Yani ben bir hafta 10 gün diyorum müşterilerime. Çünkü bir hafta 10 gün diyorum ama erken biterse dediğim gibi, hani iş potansiyel, iş skalama göre değişiyor onlar. Bir hafta 10 gün diyebiliriz. Evet. Yardımcınız var mı? Tek çalışıyorum şu an. Tek çalışıyorum. Ve tek çalışarak bile bir hafta 10 gün içerisinde yüksek rakamlı talepleri bile yerine getirebiliyor Sayın Müge Kuzu Doğan. Evet. Peki İzleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Bu da çok çok önemli ve ulaştılar, taleplerini size arz ettiler. Gönderilerinizi nasıl yapıyorsunuz? Çünkü ürünlerimizin hepsi çok hassas. Evet, kesinlikle. Onun dışında mail atabilirler, mail adresim var. WhatsApp'tan ulaşabilirler. Aslında WhatsApp'tan ulaşmaları benim için çok daha avantajlı oluyor. Çünkü birebir görebiliyorum, insanlarla hani yazışabiliyorum. Ne istediklerini anlayabiliyorum. Onun dışında gönderim Türkiye'nin her yerine, hatta yurt dışına da gönderiyorum. Gönderim dediğiniz gibi çok hassas ürünler, kırılabilecek ürünler ama dediğim gibi ben ham madde ve yapıştırıcıyı hep kaliteli kullanıyorum. Zaten bu işte yapıyorsanız hani her işte olduğu gibi her şeyin iyisini kullanmak gerekiyor. Ve ben bunları havalı ambalajlarla gönderiyorum. Yani aralarında hava olan, kanüller olan poşetlere dolduruyorum. O şekilde de Türkiye'nin her yerine rahatlıkla, kırılmadan sapasağlam gidiyor. Evet, Türkiye'nin her yerine sağlam bir şekilde ulaştırabiliyorum diyorsunuz. Peki yurt dışından hiç talep geldiği oldu mu? Evet, çok talep geliyor. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Ürünlerimizin fiyatlarından daha fazla kargo bedeli ödemek durumunda kalıyorlar. O biraz insanları çekince de bırakıyor. Ama onun dışında var, yani kargo gönderdiğim yurt dışına kargolarım da var. Oradaki müşterilerim de var. Ne kadar güzel diyoruz. Evet, sohbetimizin başında fuarlardan bahsetmiştiniz. Evet. Yılbaşındaki fuarda çok olumlu deneyimler edindiniz değil mi? Evet. Biraz bahseder misiniz? Tabii. Yılbaşı fuarı benim için çok önemliydi. Şu yönden önemliydi. Kendimi göstermek, hani ben de varım demek, bir bayrak göstermek, sallamak için çok önemliydi. İlk başta inanın çok bu kadar olumlu tepki alacağımı, bu kadar insanla buluşacağımı hiç düşünmemiştim ama çok güzel bir deneyim oldu benim için. O kadar çok müşterim oldu, o kadar çok dostum oldu. Yani kendimi tanıtmak, göstermek için benim için bir başlangıç oldu. Çok güzel dönüşler alıyorum, çok güzel siparişler alıyorum. Umarım böyle devam eder. Eminiz ki böyle devam edecektir. Peki hedeflerde neler var? Hedefte herkesin, bu işle uğraşan herkes gibi bir atölyem olmasını çok istiyorum. Bir marka olmayı çok istiyorum. Markanın dışında hani insanlara benim de öğrendiğim şeyleri öğretebileceğim, eğitim verebileceğim. Atıyorum, bu işi merak eden insanların gelip benden öğrendikten sonra bu işle ilgili bütün malzemeleri alabileceği büyük bir atölyemin olmasını çok isterim. Evet, inşallah biz de arzu ediyoruz. Büyük, kocaman bir atölyeniz olsun. Ama bu arada bu hobinizi gerçekleştirirken birçok kişinin de yüreğini hoş ediyorsunuz, gönlünü hoş ediyorsunuz gönderimlerinizle. Workshoplar düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Workshop neden olmasın? Tabii ki özel ders verdiğim müşterilerim oldu. Yani şehir dışından Ankara'ya sadece bu kurs için gelen arkadaşlar oldu. Ama hani ben bunu çok yayınlamadım. Şu an dediğim gibi tek çalışıyorum. Ama ilerleyen dönemde çok memnun olurum. Daha çok dost edinirim. Evet. Belki de böyle bir etkinlik düzenleyebilirsiniz tabii, değil mi? Yakın bir tarih içerisinde. Tabii. Çünkü sadece bayanların yapabileceği bir şey değil. Baylar da yapabilir. Evet. Çocuklar da yapabilir değil mi? Kesinlikle. Hele çocuklar için çok güzel bir uğraş. Evet. Benim çocuklarım da ilgileniyor bu tip şeylerle. Çok keyifle çalışıyorlar. Hem onlar da bir şey yapmanın, hani kendi eserini ortaya çıkarmanın zevkini yaşıyorlar. Evet. Çok keyifli. Gerçekten de öyle. Peki hiç kafanızı kurcalayan, işte gelecekte şunu şunu da yapmalıyım, şu hale getirmeliyim dediğiniz bir projeniz var mı? Yani proje, biraz önce de bahsettim. Çiçek kilini çok seviyorum, çiçekle çalışmayı. Bunu tablo olarak, hani tablolarımla birleştirmeyi çok istiyorum. Bunun dışında tabii her işte olduğu gibi daha ileriye gitmek, daha hatta kendi özel kalıplarımı çıkarmayı istiyorum. Mesela olabilir hani, çünkü bir panoda baktığınızda ben her şeyin simetrik olmasını seviyorum. Hani bir panonun daha büyük, diğerinin küçük olmasını istemiyorum. Kendi kalıbımı yapıp hani sadece bende olan ürünlerin olmasını çok isterim. Evet. Peki ürünlerinizi hazırlarken, örneğin panoları hazırlarken yine çözüm ortaklarınız var değil mi, birlikte çalıştığınız? Yani eş dost çevre, öyle söyleyeyim. Tabii illaki var. Ama tüm bunları da kendi bünyeme toplamak istiyorum diyorsunuz, öyle mi? Evet. Öyle bir şey istiyorum, evet. Umarım olur. Peki bu tasarımların üzerine daha farklı bir şeyler geliştirmek istiyor musunuz? Yani dediğim gibi çiçek killerini daha büyütebilirim. Çünkü onlarla çalışma inanın çok keyifli bir çalışma. Beni çok memnun ediyor. Panolar değişebilir, daha farklı konseptler belirlenebilir. Daha büyük organizasyon şirketleriyle çalışılabilir. Bu tip şeyler olabilir. Evet, çok önemli bir detay paylaştınız. Organizasyon şirketleriyle çalışılabilir dediniz. Tabii. Böylece organizasyon şirketlerinden gelebilecek olan taleplere de hazırız, evet, yeterliyiz, altyapımız var diyorsunuz. Kesinlikle. Ulaştıkları takdirde onlarla yine sırt sırta, omuz omuza, tabii, yan yana bir yolda yürüyebiliriz diyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Peki son olarak izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz, neler söylemek istersiniz? Şöyle, beni Instagram sayfamdan takip edebilirler. Çok yakında açacağım, şu an yapım aşamasında olan internet sitem var, mkddesign.com. Kredi kartı ve kapıda ödeme seçenekleriyle hizmete girecek olan bu internet sistemden bana ulaşabilirler. Onun dışında dediğim gibi kişiye özel tasarım yapıyorum. Benimle birebir görüşürlerse çok sevinirim. Çok memnun oldum. Biz de öyle, sizi ağırlamaktan, bu güzel kokuları burada içimize çekmekten, güzel renklerle günümüze güzellik katmaktan çok mutlu olduk. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, MKD Design'den tasarımcı Sayın Müge Kuzu Doğan'ı ağırladık. Hoşçakalın.